Son yapılan operasyonları ve MIT'in Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte yapmış olduğu o operasyonu konuşacağız. O bölgedeki devam eden süreci de konuşacağız. Zira önemli bir operasyondu. Çünkü Kandil'de MIT ile birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin MIT ile birlikte yaptığı o operasyonda sözde Başkanlık Konseyi üyelerinden olan bir teröristin öldürülmesiyle sonuçlandı. Bu operasyon etkisiz hale getirildi. Tabii bu önemli bir ayrıntı. Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ'la konuşacağız. Coşkun Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serkan Bey, iyi yayınlar. Şimdi biraz bu operasyonu anlatmanızı rica edeceğim sizden. Zira MIT'in sürekli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte, yani her zaman yaptığı bir operasyon değil. Bu defa nokta bir operasyon ve sözde Kandil'deki o ana üssünde PKK'nın öldürülen, etkisiz hale getirilen bir teröristten bahsediyoruz. Bu ne demek, ne anlama geliyor Coşkun Bey? Aslında bu yapılan operasyonun birçok anlamı var. Gerek terör örgütüne, gerek ona destek veren emperyal devletlere, gerekse ülke içindeki ordusuna ve milletine büyük bir güvenle dayanan Türk milletine. Şimdi bahsettiğimiz operasyon gerçekten Kandil için, yani sizde pek olmaz ama gazetelerde sıkça karşılaşırız. Bir manşet verin hocam derler. İşte bu operasyona, gazeteye bir manşet vermeye kalksam, Kandil için sonun başlangıcı diyebilirim. Çünkü bahsettiğimiz kişi, o sözde yönetim kadrosu dediğimiz kadrodan 7 kişiden biri. Dolayısıyla hani hep sizinle de yaptığımız değerlendirmelerde üstünde ısrarla durduğumuz husus şuydu: çemberin giderek daraldığını ve artık operasyonlar sonucu ele geçen teröristlerde tablonun renklendiğini ifade etmiştik ve giderek de kızaracağını söylemiştik. İşte o sürecin bir parçası bu yapılan operasyon. Çok önemli bir isim etkisi hale getirildi örgüt içerisindeki o şer yuvasındaki yapıdan. Dolayısıyla ben bu operasyonun devamının geleceği ve belki de yılanın başı dediğimiz kara yılana kadar uzanacak bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirebilirim yapılan operasyonu. Ancak şu var tabii ki, biz hani hatırlarsanız hukuk operasyonu, yani pençe harekatı başladığında gene üstünde durduğumuz konu, husus şuydu: bu operasyonun öyle eskiden alışa gelmiş klasik bir gel-git operasyonu değil, gir-çık operasyonu değil, tam tersi bölgede, özellikle Irak'ın kuzeyinde, yani yıllardır o terörden yara aldığımız bölgede kalıcı ve bütün bölgeyi kapsayacak ve sonu Kandil'de bitecek bir operasyona dönüşeceğini, bu sürecin yani sonbahara kadar da uzayabileceğini ifade etmiştim. Bir tek yanıldığımız nokta bu oldu. Tahmin ettiğim süreçten çok daha önce Kandil'e sıra geldi. Zira hatırlarsınız, işte verdiğimiz haberlerde de çok net ortada. Evet. Bildiğim kadarıyla şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi pençe harekatında. Eskiden ki bunlar 3-5 sene önce örgütün cirit attığı, yüzlercesinin at koşturduğu bir coğrafyaydı. Fakat bir anda Mehmetçik buharlaşmış bir örgütle yüz yüze kaldı. Çünkü örgüt dağıldı, örgüt çözüldü. Bu çözülme hızla devam ediyor ve onun için zaten sıranın ve listenin giderek kızaracağını ifade etmiştik. Bu bahsettiğimiz yapının da zaten, evet, kaçacağı nokta yok. Dolayısıyla ben bu operasyonun genişleyerek devam edeceğini ve Kandil'deki, buyurun. Peki Coşkun Bey, şimdi MIT'in ortak bir operasyonuydu. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri ile MIT birlikte yaptı. Şimdi belki bilmeyenler açısından şunu belirtmek gerekiyor. Yani Kandil sonrasında Hakurk bölgesinde de zaten Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları devam ediyor. Bölge çok zorlu bir yer. Yani orada bir operasyon yapmak, işte teröristlerle orada etkin bir mücadele vermek son derece zor ve güç. Ama MIT'le birlikte yapılmış bu operasyonun ayrı bir önemi var. Çünkü üst düzey, sözde terör örgütünün üst düzey yöneticilerine verilmiş bir mesaj var. Artık bundan sonra orada da bulunmalarının, yani orada bir hareket kabiliyetlerinin artık çok aza indirileceği anlamına gelir değil mi bu operasyon? Kesinlikle. Yani şimdi hani örgütteki o çözülmenin başlangıcı işte o korkuydu, bahsettiğimiz korku. Yani bütün örgüt elemanları, bütün örgütler, buradan kastım FETÖ, PKK, DAEŞ, YPG, SDG gibi her ne olursa olsun, Türkiye'yi hedef almış yapıların hepsinde şu an büyük bir korku hakim. Sebep, diyor ki terörist kendi içinden, dünyanın neresine gidersem gideyim,
hangi coğrafyasında bulunursam bulunayım, hangi ülkeyle işbirliği yaparsam yapayım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti affetmiyor diyor. Bu korku tabana yayıldı ve hakim oldu. Ve gerçekten de bu öyle. Yani MIT'in operasyonlarını büyük bir gururla, yani ülke vatandaşı gibi biz de ibretle seyrediyoruz. Ve bu operasyonlara dikkat ederseniz bir Kosova'da, bir Kırgızistan'da, ne bileyim bir Rus coğrafyasında, bir Afrika ülkelerinde, yani her an, her saatte argo tabirle paketleneceğiniz ve tereyağdan kıl çeker gibi adeta bir operasyonla yargı önüne, adalet önüne, millet önüne hesap vermeye hazırlanacağınız bir süreç var. Ki keza Ali Nazik operasyonu, MIT'in işte Suriye'de evet, gerçekleştirdiği, evet. Keza İsmail Özden operasyonu Sincar'da gerçekleşen. Bunların hiçbiri böyle bir operasyonu beklemiyordu ve ancak mahkemenin yüzüne çıktığı an yediği operasyonu anlamış oldu. Buna o devletlerdeki hakim güçler de dahil. Dolayısıyla önemli bir operasyon. Milli İstihbarat Başkanlığı'nın ben gelecekte diğer dünya devletlerinde de istihbarat konularında ders olarak okutacağını düşündüğüm destan yazan operasyonları artarak devam edecektir. Bu da tabii beraberinde paniği ve örgütteki hatalar zincirini tetikleyecektir. Dolayısıyla kaçış yok. Neresine giderse gitsin dünyanın, FETÖ için özellikle geçerli bu. İster Amerika, ister Avrupa muhakkak gelip yaptığı ihanetin bedelini ödeyecek şekilde Türk milletine, yargısına hesap verecek. İşte bu korku örgütteki çözümü ve paniği zaten hızlandırıyor. Peki Coşkun Bey, bu kararlı operasyonlar özellikle Batı'nın bu terör örgütlerine yönelik o bölgede vermiş oldukları, işte tırnak içerisinde hem destekten bahsetmek gerekiyor, değil mi? Bir yandan da Türkiye'nin bu konudaki kararlılığı açısından terörle mücadele konusunda Türkiye'nin, yani sadece PKK ile değil, sizin de bahsetmiş olduğunuz terör örgütleriyle birlikte bölgedeki, coğrafyadaki, yani DAEŞ'te başta olmak üzere bütün terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergilenmesi açısından da Türkiye'nin Batı'ya vermiş olduğu önemli bir mesaj olarak değerlendirmek gerekiyor mu? Kesinlikle. Yani şimdi aslında Serkan Bey, tabloyu şöyle görmek lazım, doğru bir bakış açısıyla görmek istiyorsak. Türkiye gerçekten uzun süredir siyasi, ekonomik ve bu şekilde silahlı askeri terör kıskacına alınmak isteniyor. Siyasi ve ekonomik terörde şu an ciddi bir mücadele devam ediyor olsa da askeri teröre kıyaslarsak şu yapılan operasyonlarda Türkiye artık bu saldırıları durdurma noktasına geldi, bitirme noktasına geldi. Bunun Avrupa'nın o emperyal teröre destek veren devletleri de farkında. Ve bu süreci terse döndürmek için bir son gayret diye tabir vardır. Son gayreti bana göre 31 Mart seçimlerinden sonra gösterdiler. Hı hı. Hatırlayın, siyasi ve ekonomik terör saldırıları devam ederken işte bu alandaki elde edilen başarıyı örselemek, zedelemek, güveni yıkmak ve o dağılmak üzere olan çapulculara, eli kanlı katillere de bir moral veya bir argo tabirle gaz vermek maksadıyla Irak coğrafyasından 100'e yakın çapulcunun, ki aylardır ilk defa bu rakam bir araya geliyor, elindeki son gücü kullanan emperyal bir terör saldırısı girişiminde bulundu. 4 şehidimiz vardı, nur içinde yatsınlar. Fakat hemen akabinde gelen operasyonla bu grubun 30-40'a yakınını anında telef ettik ve etkisi hale getirdik. Zaten o kalanlar da peyderpey diğer operasyonlarla etkisi hale getirildi. Ardından hatırlayın, süreci tetiklemek adına adını sana unuttuğumuz örgütler bir anda sahneye çıktı. İşte meclisteki DHKPC girişimi, MLKP diye adını şu an söylemekte bile zorlandığımız diğer örgütler cılız eylemlere yönelik bir faaliyet girişiminde bulundular. Daha kafasını kaldırmadan etkisiz hale getirildi, bertaraf edildi. Yani birileri bu bahsettiğiniz kanat terörü tekrar canlandırma adına bence son nefesini, son gayretini sahaya sürdü. Evet. Bundan da bir sonuç çıkmadı ve artık giderek daha hızlı çözülen bir örgüt ile yüz yüze kalacağız. Keza bunu zaten son girişimi, Birleşmiş Milletler'in işte Suriye coğrafyasında yaptığı skandal girişim. Keza Amerika'daki işte gazetede yayınlanan, evet, Bayık denen vatan ailenin ifadeleri. İşte bunlar aslında bahsettiğim gayretler içerisinde yapılan son çırpınışlar. Türkiye ne yapıyor? Bütün bunları yok sayarak, diplomatik yönlerinde, girişimlerinde bulunarak o terörle mücadelede çizdiği operasyonu, harekatı yürütmeye devam ediyor. Peki, zaten başarıyı getiren de bu. Buyurun. Son olarak da şunu sormak istiyorum Coşkun Bey. Terörle, evet, mücadele konusunu şu an değerlendiriyoruz. Siz de geçmiş dönemde
o coğrafyayı, yani terörle mücadeleyi yapmış, o bölgelerde bulunmuş isimlerden birisiniz. Geçmişte de şöyle bir kıyas yaptığımız zaman, özellikle hani sürekli vurgulamış olduğumuz, özellikle terörle mücadele konusunda, yani sınır güvenliğimizin sağlanması, teröre, teröriste karşı verilen mücadele açısından baktığımızda, yerli ve milli unsurların daha fazla devrede olduğu bu dönemde, yani bundan 15-20 yıl öncesinde terörle, teröristle mücadele imkan ve şartlar açısından çok daha zordu. Bugün baktığımız zaman bu imkanların çok üst düzeyde olduğunu, hem askerimizin yani canı açısından, hem de verilen mücadelenin etkin bir şekilde sonuca ulaşma açısından gelinen nokta, kullanılan imkanların da herhalde altını çizmek gerekiyor ki bundan sonraki süreçte terörle mücadelenin daha etkin bir şekilde kararlılıkla ve başarıyla yapılabileceğinin bir emaresi olarak görülebilir. Herhalde bunu da en çok siz önemsiyorsunuzdur. Kesinlikle Serkan Bey. Şimdi bahsettiğiniz konu hayati öneme ait bir konu. Ancak bunu da tetikleyen ve birbiriyle entegre olmuş başarılar zincirini getiren bir dizi neden var. Şimdi bir mantık yürütelim. Aynı silahlı kuvvetler, aynı coğrafya, aynı örgüt. Fakat ne değişti de 3 sene önce, 5 sene önce bu şu anki tablonun hayalini kuramayacağımız bir dönem yaşamışken bir anda her şey tersine döndü. İşte burada bu bahsettiğim husus bu tetikleyen sebepler içerisinde en önemlilerinden biri. Yani yerli ve milli savunma sarayındaki yaptığımız hamleler, istihbaratın anında elde edilmesi, SİHA'lar, İHA'ları mesela bu anladım, operasyona çok büyük katkısı olduğunu değerlendiriyorum. İşte bütün bunları mutfağa alınıp kendi öz vatan evlatlarınla içinde hainlerin olmadığı bir yapıda süzülmesi, bir değerlendirmeye tabi tutulması, ardından operasyona dönüşmesi ve bunu da yapacak sahadaki o birliklerin ve Milli İstihbarat Başkanlığımızın kurumların ve kişilerin birbirine olan güveni şüphesiz başarıya getiriyor ve getirdi. Evet. Ve zaten bu dediğimiz tablo olmasaydı biz bugün bunların hiçbirini konuşamıyor idik. Peki. Coşkun Bey, çok teşekkür ederiz yorum ve değerlendirmeniz için, canlı yayına katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum.